Bakın Fatih Rüştü Zorlu'nun ağlayarak söylediği bir şey var yakınlarına. Bu suistimal davalarını bırakın, beni asacaksanız asın diyor. Çünkü alçakça suistimal davası açıyorlar. Adamı idam ediyorsun, bir de hırsızsın diye itham altında idam oluyor. Ya böyle alçaklık olur mu? İşte. Evet. Bakın hocamın söylediği davalar sürdü, yasadan sonra sürdü. Hepsi beraat etti. Şimdi yası... Yani kanı donar insanın ya, bu kadar zulüm olur mu? Yani idam ettiğin adamı idam ederken hırsızlıkla itham ediyorsun. Adam diyor ki ya beni öldür. Bu alçaklığı yapma diyor. Fatih Rüştü Zorlu kadar namuslu bir başka adam mı var Türkiye'de? Ben, sen dahil. Bir rahmetli Adnan Menderes kadar, bir Polatkan kadar. İşte benim kanımı donduran alçaklığın bu nevileri. Yani bakın, Amerika'daki senaristler, bakın bir şey söyleyeyim. Ben yasadayı da çok iyi inceledim. Rahmetli Menderes'i nasıl muayene ettiklerini inceledim. Ölüme yollarken ne yapmışlar rahmetli Menderes'e biliyor musunuz Selahattin Bey? Bir tahmin edin, aklınızdan geçirin. Şimdi bu biliyorsunuz rahmetli intihara kalkıştı. Hemen idam edemediler. Bir an evvel idam etmek istiyorlar çünkü dış baskı var. Aman belki idam olmaz diye. Evet. Ve gündüz idam ettiler. Yani hiç, Türkiye'de hiçbir idam gündüz olmamıştır. Sabahleyin bir heyet yolluyorlar. Karaktersiz, pislik bir doktor heyeti. Bir alçaklar grubu yolluyorlar. Ona muayene ediyorlar. Muayene ediyorlar ki hani sıhhi durumu iyidir deyip bir an evvel asacaklar. Biraz eziyet ediyorlar. Onlar mühim değil. Tam çıkıyor heyet. Tamamdır diyor sıhhi durumu. İmza atıyor. Bir doktor ne diyor biliyor musunuz? Bir dakika diyor. Prostat muayenesi yapmadık diyor. Alçak herifler, idama giden insana nasıl asacaksınız, prostat muayenesi 10 kişinin ortasında yapıyorlar. Teypte var, teypte bu. Evet. Yani bir insanın aklına bu alçaklık gelmez. Bunlar böyle alçak insanlardır ve hiçbir hesabı sorulmamıştır. Ben şimdi burada tabii diyecekler ki ya bu adam niye bağırıyor? Yani bir kardeşlik, birlik, beraberlik, tamam biz birlik, beraberlik taraftarıyız. Fakat alçaklığın üzerine bir bina kurulmaz. Alçaklığın üzerine bina kurulmaz. Daha teferruata girsek ne alçaklıklar göreceksiniz. İfadelerde karakter imtihanlarıdır o. Birçok insan daha önce söylediğim gibi bilhassa itham etmiştir. Çok şeydir. Yani beni çok etkileyen, üzen bir durumdu. Neyse kusura bakmayın. Evet.